Efendim günlerdir gıda ürünlerinde yaşanan hile ve usulsüzlükleri konuşuyoruz. Ette, sütte, izlediniz lahmacunda, neredeyse tüm ürünlerde hayatımızı, sağlığımızı. Kısa vadede görmeyiz bunun sonuçlarını. Bunlar böyle peyderpey, yavaş yavaş tedricen sonuçlarını veren şeyler. Dolayısıyla hayatımızı hiçe sayan bu ahlaksız fırsatçıları konuşacağız, daha fazla konuşmalıyız. Yüksek kazançlar elde etmek isteyenler insanları zehirleme konusunda asla tereddüt etmiyorlar. Nasıl bu hale geldik? Bu konuda neler yapılması gerekiyor? TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma stüdyomda. Hoş geldiniz Nurten Hanımcığım. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Çok iyiyim. Sizler iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kıymet kattınız. Yayınımıza değerli yorumlarınız çok önemli bizim için. Ben bu konu açılınca biraz fazla hiddetleniyorum. Çünkü biz komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturuyla harmanlanmış %99'u Müslüman olan, bu hassasiyetleri kutsal bulan, yiyeceğini yolda ekmek görsek öpüp başımıza koyduğumuz bir inançla şekillenmiş bir milletken ne oldu bize yahu? Birinden domuz eti, birinden işte alakasız şeyler. Bu ahlaksızlığa nasıl bir kere savrulduk? Onun bir aradan sonra taklit ve tahriş listesi yayınlandı. 2 yıllık bir aranın ardından. Evet. Bunlar arasında bir sınıflandırma var mı diyeceğim ve biz bu noktaya nasıl geldik onu da size sormak isterim. Şimdi konu gıda güvenliği ama ben müsaade ederseniz gıda güvenliğinden önce bu meseleyi aslında bir ahlak sorunu olarak da değerlendirilebilir. Ana başlık bu. Şimdi 1 Ekim'den itibaren gıdada taklit, taşiş ve insan sağlığını tehlikeye düşüren durumlar diye 2 farklı liste yayınlandı. Şu an toplamda 540'a yakın firma ifşa edildi. Şimdi toplumun hem gıda güvenliği, işte halk sağlığı, tüketici menfaatiyle ilgili sorun, bir de beraberinde de dini inançlarına da bir saldırı var. Birkaç gündür hatta Diyanet İşleri'nin telefonları sadece marka adı vermiyoruz zaten. Kilitlenmiş evet, evet. Durumda. Zaten listede o markaları rahatlıkla gidip görebilirler. Evet. Şimdi gıda sektöründeki işletmelerin denetiminden Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu. Bünyesinde 7800 denetçi var. Türkiye'de de 800 bine yakın işletme var. Ama işletmeler bazısı köklü kurumsal markalar, bir kısmı sonradan işte gıda sektörüne girmiş, biraz daha konuya çok hakim olmayan ve kapasitesi 30 beygirin altında olan işletmeler. Efendim, denetlenen yerler arasında okul kantinleri var. Hatta kahvehaneler bile var. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim kapsamı bu. Şimdi nerede üretilirse üretilsin, ister büyük bir marka olsun, ister küçük bir işletme olsun, netice itibariyle bizim boğazımızdan geçen gıdadan bahsediyoruz. Dolayısıyla sonuç güvenilir gıdanın vatandaşa ulaşması ve o gıda güvenliği sisteminin devam etmesi. Şimdi bu saydığımız her şey aslında tek başlık altında toplanıyor. Gıda sahteciliği, gıda suçları, hatta bunu uluslararası literatür food fraud diye geçiriyor. Yani gıda suçları çeşitli başlıklarda, bazen gıda güvenliği olabiliyor, bazen de direkt insan sağlığını tehdit eden durumlar. Örnek vereceğim. Şimdi bu listede zeytinyağının içerisine zeytinyağı görünümü elde edilsin diye boya katılmış. Şöyle düşünün, maliyeti düşük bir zeytinyağı var, ayçiçek yağı var önümde. Evet. Diyorum ki ben bunu zeytinyağı diye nasıl satabilirim? İçerisine biraz gıda boyası atayım ben bunu, yeşil rengi andıran. Fakat bu boyayı da gıda sektöründen seçmemiş. Gıda sanayinin dışındaki sanayi boyasında. Niye? Çünkü o zincirde... Bana da kahve geldi. İnşallah içinde bir katkı yoktur. Siz de bir şey için efendim. Tedirgin dışarıda bir şey yemez içemez olduk. Nurten Hanımcığım vallahi. Bingüzel Hanım'a teşekkür edelim, kahvemizi getirdi. Şimdi burada amaç şu mu Nurten Hanımcığım? Yani o zincir ortaya çıkmasın, ifşa olmasın mı? Yani o gizlilikle mi işi götürmeye çalışıyorlar? Şey, ana motivasyon şu. Maliyetimi nasıl düşürebilir? Tamam. Yani haksız kazanç peşinde koşan, biraz bilincini kaybetmiş insanlar gibi bakıyorum. Yani benim kendi bakış açım bu. Koca koca firmalar bunlar. Şimdi gıdanın nasıl üretilmesi gerektiği kendi haline bırakılmamıştır. İşte kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ. Diyor ki mevzuat, ey üretici, sen güvenilir gıda üretmek zorundasın. Sektörün içinde sen para kazan ama beraberinde de halk sağlığını koru. Nasıl yapacaksın? Gidişatı, o güzergahı tarif etmiş. Fakat bazıları talih yol arıyor.
Yani ben nasıl maliyeti düşünürüm, nasıl girdiden daha az cebimden para çıkar, efendim nasıl kazanç, haksız kazanç peşinde koşarım. Bu yolda giden kişiler, tabii bu bir mücadele. Tarım ve Orman Bakanlığı 2012 yılından beri aslında bu ifşaları yapıyor. Peki 2 yıldır neden yapmadın? 2 yıldır ara verildi. Ne yazık ki düzenli bir periyotta ifşalar yapılmıyordu. Yani bunun bir periyodu yoktu. Bazen yılda 4 defa görüyorduk. Bazen yılda 2. Bazen hiç görmüyoruz. Fakat 1 Ekim'den itibaren işte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dedi ki yeni bir dönemdeyiz. Bunun adı kara liste dönemi. 2 tane ifşa yapıyoruz. Bir tanesi biraz içinde kasıt barındıran ve insan sağlığını direkt tehlikeye sokanlar. Bir diğeri de taklit ve taşiş. Bize soruyorlar hep taşiş ne demek diye. Onu bir kelime olarak da açalım Nurten Hanımcığım. Şöyle yapalım. Taşiş nedir? Bir kere evet. Durmadan yani kelime manası olarak da örnek vererek açıklayalım. Bu maliyeti düşürmeye yönelik bir şey. Yani o kesin evet. Anladık. İnsan sağlığını tehlikeye atan boyutlarını soracağım ama tabii bu sırada domuz etine geleceğim hızlıca. Çünkü seyirciden çok yoğun bir mesaj geliyor. Bana da muhteşem yoğun mesajlar geliyor. Ya, hakikaten neler neler yazıyorlar ya. Çok. Şöyle düşünün. Taşişi soruyorlar bize. Evet. Taşiş ne demek? Çok karışık gıda mevzuatında bir tanımı var. Ama en anlaşılır haliyle. Taşiş ekonomide geçen bir tabir. Tarih boyunca mesela şu. Altın bir paranın içine bakır karıştırırsam taşiş yaparım. Maliyet düşer ama halk sağlığını etkilemez. Çünkü ekonomik, mali bir sahtecilik. O mali sahteciliği aldım gıda sektörüne koydum. Hem haksız para kazancım var. Hem müthiş derecede insan sağlığıyla oynuyorum. Riski katlamış oldum. Daha şiddetli hale geldi. Meseleye böyle bakın. Birileri haksız kazanç peşinde maliyeti düşürmeye çalışıyor. Ama o müdahaleyle orijinalliğini bozuyor gıdanın. Fakat halk sağlığı anlamında ciddi riskleri var. Çünkü şöyle düşünün. Kırılgan gruplar var toplumda. Çocuklar gibi, yaşlılar gibi, bağışıklık sistemi düşük olanlar gibi. Şimdi hem mikrobiyolojik tehlikeler var, hem kimyasal tehlikeler. Bir kere şu, bu listede şimdiye kadar hep adı sanı duyulmamış markaları gördük. Hani falanca şirket ama markası ne? Şimdi bu listede aslında infial yaratmasının sebebi şu, ambalajlı güvenilir köklü firmaları da gördük ne yazık ki. Şeyi çok merak ediyorum. En tepe yöneticinin bundan bilgisi var mı? Vakıf mı bu konuya yoksa bu birimler düştükçe mi? Ya bu nasıl oluyor? Bu taşiş meselesi nasıl oluyor? Mesela en tepedeki işte tamam biz bu işi ucuza kapatalım. Sağlıkla da oynanacaksa bu kadar muteber şirket, köklü şirketler yahu. Yani bir nasıl şey, oluyor mesela bu iş? Bir şeyde taşiş yapma konusu tanımlanırken mesela adliyede bilir kişiler şuna bakıyorlar. Bu kişi bu işlemi yaparken bir kazanç elde etmiş mi? Yani dana etinin içine domuz karıştırıyorum ama o kadar az karışmış ki ne bana faydası var mali olarak. Dolayısıyla onu taşiş diye tanımlamıyorlar bazen. Fakat şu, mesela yüklü bir dana eti, kuzu eti karışık bir köfte harcımız var. Tamam. Oradan gelip numune aldı bakanlık. Laboratuvara gitti. İçerisinde domuz DNA'sı çıktı. Örnek veriyorum. Şimdi o kadar az çıktı ki diyorsun ki işletme sahibi bu kadarla bir kazanç elde edemeyecek. Neden kendini riske atıyor? Şimdi orada da şu devreye giriyor. Gıda güvenliği bir sonuçtur. Şu olabilir. Büyük şirketler büyürken kontrolü büyümüyor olabilirler. Çok bayi, çok mağaza, franchising veriyor. Yüzlerce şube müdürü. Efendim içeride çalışan elemanlar. Mal aldığı tedarikçiler fazlalaşıyor. Ben size olağan sebepleri söyleyeyim. Tabii marka adı vermiyoruz ama bu işle ilgili gündemde olan tabii çok bilinen firmalar var. Evet. Kendi geçmiş tecrübelerime dayanarak muhtemel bulaşı yollarını söylüyorum. Bir köfte harcında köfte yağı denilen bir şey vardır. Köfte yağı dana etine karıştırılır ve orada işte hem kırmızı etin suyunu salması önlenir hem lezzet verir. Köfte yağı dışarıdan ayrı alınır. Köfte yağı dediğimiz şey içinde işte kavram yağ, gömlek yağ, kuyruk yağ gibi bir şey mi? Kesinlikle bravo. Bu yağ karışımı dışarıdan alınıyor, farklı tedarikçilerden alınıyor. O yolla bulaşmış olabilir. Bu bir. İkincisi, bazen gıda işletmelerinde çalışanların av merakı oluyor. Yani avlanmayı seviyor adam.
Eğer imalattan kısa bir süre önce bu merakını giderdiyse ya da bu yabani domuz avladı, örnek veriyorum. Fakat üzerine bir kalıntı bulaşıp da geçebilir. Veya diğer tedarikçilerinden bulaşı yoluyla da gelebilir, anlamlı olması için. Şimdi özür dilerim. Evet. Arkadaşlar, bu domuz eti mevzunu konuşuyoruz. Seyircinin çok merakla takip ettiği bir konu. Onu belirtelim. Bu şimdi diyorsunuz ki ama... Bakın, yani çok fazla zinciri olan bir markadan söz ediyoruz. Evet. Domuz etinde spesifik ilerleyecek olursak eser miktarda mevzu var. Ama yani böyle bir avdan gelmiş ya da ne bileyim işte onun bilmem nesinden bulaşmış. Yani bu kadar da milyonlarca şey üretiliyor. Yani bu nasıl denk gelir ki? Bunun özürü yok. Ben bulaşı yollarını söyledim. Ha, ama tamam. Öyle ama böyle ama günün sonunda günün sonunda taşiş yapmasa bile böyle ihtimaller var diyorsunuz. Bir kasaplık hayvan değildir domuz, yabani domuz özellikle bir kasaplık hayvan değildir. Ülkemizde inanç sistemine de zedeleyen bir üründür. Dolayısıyla şöyle düşünün, eğer yabani domuz köfte harcıma karıştıysa acaba o hayvanın hayvan hastalıkları var mı? Zoonotik hastalıkları var mı? Efendim... kendi bulaşıcı hastalığı acaba insana geçer mi? Mikrobiyolojik olarak bozukluğu var mı? Bir bilinmez soru işareti. Dolayısıyla bakanlık da onu sağlığı tehlikeye düşürenler listesine koymuş. Yani sen mali bir kazanç elde etmemiş olabilirsin. Ama sen burada reçetede yazmayan, imalatta adı bile geçmeyen bir şey ürüne bulaşmış. Sebepler var. Şimdi şey de olabilir, yani bir kasıtla... Bu işletme içinden, tabii ben burada kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama muhtemel sebepleri söyleyebilirim. Bir firma çalışanının kastı da olabilir. İkincisi bulaşı olabilir. Üçüncüsü köfte yağından gelebilir. Neyse nasıl ispatlanacak? Eser miktarda. Sonuçta bakanlık şöyle yapıyor. Tüketiciye ne gidiyor kardeşim? Hani senin sebebin ne olursa olsun. Soframa ne geldi? Ben ona bakıyorum. Dolayısıyla bakanlık gittiği zaman... numune alma prosedürüne uygun olarak işletmeye giriyor. Hatta elinde böyle poşetli, üzerinde cetvel olan kilitli poşetlerle numune alıyor. Numune almanın bir prosedürü var. 250 gram aldı mı köfte harcını, onu laboratuvara yolluyor. PCR denilen DNA tespitiyle aslında o üründe domuz eti var mı yok mu tespit ediyor. Tabii kimse niyet okuyamaz. Sen bunu kasıtlı mı koydun? Veya bulaşı mı oldu? Veya gıda güvenliği sistemini kontrol altına alamadın mı? Ne ise ne? Bir de bu kadar etin arasında onca büyük depo, yani yüzlerce şube ya, yollarda izlerde mesela şehir dışına çıkıyorum, nereye baksam o marka. Dolayısıyla ya bu kadar milyonda bir ihtimal, hani ava çıktı da işte ne bileyim diğer çok, domuzla çok, uğraştı çok düşük, da yani. Düşük riskten hani dolayısıyla... bulaşı. Eğer bu bulunduysa, tespit edilse, gerçekten sahihse bu arada, yani demek ki olasılık miktarı yüksek ama başka bir şey varsa bilemeyiz yani. Size iki tane şey söyleyeceğim. Buyurun. Bazen de hiç adı sanı duyulmamış marka var. Falanca lokantası. Daha önce mobilya işi yapmıştır, iflas etmiştir. Son paramla gıda işine gireyim ama hiçbir bilgisi yok. Hiçbir ehliyeti yok. Yok. Hatta yanında teknik bilgisi olan gıda mühendisi gibi veya ilgili meslek dalları gibi bir personel de yok. Merhameti, vicdanı ve kendisiyle imalat yapıyor. Şu, ülkemizde ne yazık ki benim de zaman zaman denk geldiğim işte yabani domuz avlayıp yol üstü lezzet duraklarını, abi hayvan vurdum bunu alır mısın? Ki buna denk geliyoruz biz. Şimdi eğer marka değeri yoksa o lokantanın ve niyeti de bozduysa onu çiğ köfte kıymasının içine karıştırabilir. Verdiğiniz lahmacun harcının içine karıştırabilir ki örnekler var. Hatta şu listede şu da vardı Ela Hanım. Tas kebabının içine katmış domuz etini. İşte etli kuru fasulye bir lokantada yakalanmış, lahmacun harcında yakalanmış. Hatta ben çok şaşırmıştım. Karkas halinde dolaba asmışlar. Bakanlık bunu yakalamış. Yani bu kadar rahatız. Ha, o kadar. Peki şunu da soralım. Bizim ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti'nde domuz eti satışı, domuz etli herhangi bir şey satışı yasak değil. Doğru mu? Belirtmemek yasak. Yani. Şöyle, ülkemizde yani gayrimüslim vatandaşlarımız var. Evet. Yerleşik olarak yaşayan. Onlar tabii domuz eti tüketmek istiyorlar. Tüketilebilir nitelikte çiftliklerde üretilen, hatta bunlarda buralarda veteriner hekim de çalışıyor. Hayvan hastalıklarına karşı kontrol ediyor. Belediyenin izin verdiği kayıtlı işletmeler Tarım Bakanlığı hayvan sayısını takip ediyor. Her şey kontrol altında.
Ama bunlar yaban domuzları değil değil mi? Sokaklara inen yani. Değil. Bunlar çiftlik domuzu. Evet. Kontrollü sayısı belli olan, belli yerlerde satılan. İşte ülkemizdeki turistlere, efendim 5 yıldızlı otellere veya burada yerleşik yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik kontrollü, gıda güvenliği şartlarına uygun tüketilebilir çiftlik domuzu. Marketlerde satılıyor mu bu arada domuz? Belirli marketlerde, bazılarına. Belirli marketlerde ama şu, ürünün üzerinde yazacak. Mutlaka. Domuz eti vardır. Hani bazen jambon oluyor, bazen efendim köfte oluyor vesaire. Ama üzerinde yazacak. Bu mevzuatın şartı. İçerisinde domuz eti vardır. Evet. Onu yazmak zorunda. Çünkü hani o satış yerleri de zaten belli yerlerde satılıyor. Fakat bir bakıyorsun bir de yabani domuz mevzusu var. Ucuz yabani yoldu. Domuz mevzusunda da şimdi bu tek tük işte avlananlar bazen münferit örnekler oluyor. Bakanlık da bunları tespit etmiş zaten. İşte adı sana duyulmamış falanca lokanta. Efendim tas kebabı yapmış, etli kuru fasulye yapmış, lahmacun yapmış, bunu satıyor. Şimdi o adam bakanlık tarafından yakalansa ve bu listede ifşa edilse A lokantasını kapatır, B'yi açar. Marka değeri yok çünkü onun için fark etmiyor. Peki bir siciline kaydedin. Mesela ben Ela olarak bir taşiş yaptım, ahlaksızlık yaptım. Ben kişisel olarak artık men edilmiyor muyum o sektörden? İşte tam doğruya geldim. Bununla ilgili çok da şikayet gelmişti. Vah, hatta vah, dönemin Tarım Bakanı şöyle bir cümle kurmuştu, hiç aklımdan çıkmıyor. Bir firmayı 17 defa aynı suçtan yakaladık, yapmayın. 18. defa aynı suçu işledi diye. Şimdi bu konuda son derece o zaman biz ne çekinmeden söyleyeceğim arsızca davranan firmalar var. İşte bakanlık da bununla ilgili bir düzenleme yaptı Ela Hanım. 7255 sayılı düzenleme diyorlar ki, eğer sen gıdada taklit, taşiş, sahtecilik yapıyorsan en az 146 bin lira idari para cezan var. En başka? Üst 10 milyon TL idari para cezan var ama geliriyle de orantılı. Gayri safi gelirinin işte %1'ini geçmeyecek bir orantıda bir ceza veriliyor. Sonra o firmaya diyor ki sen bu fiili 3 yıl içinde tekrarlarsan gel sen artık gıda işi yapma diyor. Ticari faaliyetinden men etme. Ama yine şans veriyor yani, ikinci bir şans veriyor. Şimdi şöyle bazen de o taşişi gıda sektörüne hakimiyeti olmadığı için yapıyor. Buradan da şunu bana müsaade ederseniz özellikle belirtmek istiyorum. Size de mutlaka yazanlar vardır. Atanamayan gıda mühendisleri özellikle rica ettiler. Şu, bu sahtecilik yapan firmaların çoğu kapasite olarak 30 beygirin altında. Ve 30 beygirin altında hiçbir teknik personel şu an çalıştırılma zorunluluğu yok. Yani vicdanı, İşletme sahibi ve gıda üretim malzemeleri bir arada. Şimdi mutlaka bu teknik personellerin 30 beygirin altında çalıştırılması lazım. Maliyet anlamında bazen o mali şeyden kaçmak istiyor üretici. Bakanlıktan da şöyle bir ricamız olsun. Buyurun. Gıda müşavirliği ile ilgili bir proje sunduk bakanlığa. İşte birkaç mühendis birleşip işte o mahalle, o bölge, o yörede kim varsa bütün gıda işletmelerini denetleyecek. Avrupa'da da bu iş böyle oluyor. Hani bana deseniz ki bu yıl kaç denetim yapılıyor? Ortalama 1 milyon 300 bin denetim yapılıyor ülkemizde. Almanya'ya bakıyorsunuz aşağı yukarı aynı. Fakat şöyle bir sistem var orada. Bizim gibi teknik personellerin işletmelere yol göstereceği, rehberlik yapacağı bir sistem var. Bize de olması lazım. Peki. Daha profesyonel bir şekilde bu işin ehil insanlarla yürütülmesi şart diyorsunuz. Gıda Kesinlikle. Mühendisleri zaten o kadar üniversite mezunu var. Onlardan faydalanabilir. Son olarak zamanım bitti ama siz biraz önce şey demiştiniz bu kolajenle ilgili ilaç etken maddesi. Evet. Listeye baktığınız zaman birçok gıdanın karşısında ilaç etken maddesi yazıyor. Şimdi ne keramettir? İlaç sektörü ayrı, gıda sektörü ayrı. Neden ilaç sektöründeki gıdaları kullanıyorlar? Neden? Şimdi şöyle bizde bazı sağlık sorunları oluyor ve vatandaş ilaç kullanmaktan kaçmak istiyor. Ben bunu bitkisel bir şeyle çözebilir miyim acaba? Bu bazen erkeklerin cinsel sağlık sorunuyla kullanacağı ilaçlardan kaçması ve bunu bitkisel macunlar, efendim bitki çayları veya diğer şeylerle çözmeye çalışması gibi. Aktarlardan falan mı? Aynen öyle. Şimdi bir firma, kolajen kullanıyoruz. Eminim bizi izleyenlerin hepsinin evinde vardır. Ben de kolajen denince böyle evet.
İşte hanımların cilt güzelliği için efendim bağ dokusu, eklem dokusu veya yaş ilerleyince eklemlerde ağrılar. Bir şekilde o gıdayı almak istiyoruz. Ben sürekli kullanıyorum. Mesela daha yayına hazırlanırken hemen kolajen atıyorum kahvemin içine. Ben de kullandığım için çok dikkatimi çekti. Çok, evet, iyi yaptınız. Şöyle, bu listede şu vardı. Hidrolize kolajen, yani sıvı kolajenin içerisine ilaç etken maddesi atmış. Şimdi ilaç dediğimiz şey hekim reçetesiyle yazılır, yan etkisi vardır, dozu vardır. Fazla kullanırsan zehirlenirsin vesaire vesaire. O kontrollü sahadan alıp kolajene koydun. Siz fazla içtiğiniz zaman ne olur mesela? İlacın yan etkilerini görürsünüz. Ya. Belki çarpıntı, zehirlenme, istifra vesaire. Hormonal bozukluğa kadar gidebilir. Bunlar çok riskli işler. Lütfen. Buradan da söylüyorum. Üzerinde işletme kayıt numarası olmayan, TR nokta nokta sayılı izniyle üretilmiştir ibaresi olmayan, etiket bilgileri olmayan, nerede üretildiği belli olmayan ürünleri almayın. Peki, uyarınız çok kıymetliydi. Bir daha onu söyleyebilir misiniz? Üstünde ne ibaresi olması lazımdı? İşletme kayıt numarası yazacak. Bu şu demek yani. Bu onu kopyalayamazlar mı Nurten Hanım? Onunla her şeyi kopyalıyorlar ya. Şöyle, şuradan kontrol edebilirler. Google'a gıda güvenliği bilgi sistemi yazarlarsa işletmenin işte sahte bir işletme mi, gerçekten Tarım Bakanlığı tarafından denetlenip denetlenmeyeceğini kontrol edebilirler oradan. Bu önemli. Bir şikayetleri olursa da lütfen Alo 174 gıda ihbar hattını arayın. İsminiz hiçbir şekilde ifşa edilmiyor. Dilediğiniz firma hakkında şikayeti bulunabilirsiniz. Alo 174'ü Nurten Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle böyle yeterli konuşamadık. Hepsini ayrı ayrı açamadık. O domuz eti mevzu hepimizin canını sıktığı için diğer mevzuları da konuşmak isterim. Özellikle yurt dışından aldığımız bazı kuru yemişlerde çok mu fazla bu pestisit deniyordu değil mi? Onu konuşamadık. Zamanım bitti burada. Şimdi yönetmenim de kızacak. O yüzden size teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür bir daha bekliyorum sizi. Sağ olun, her zaman.